Metalleri bir takım işlemler sonucu incelterek tel durumuna getirmeye haddeden geçirmek denir. Haddeden geçirilen metalin hacmi değişmez. Bir taban ayrıtı 50 santimetre, kalınlığı 6 santimetre olan kare dik prizma biçimindeki bir metal levha, haddeden geçirilerek taban ayrıtları 3 santimetre, 5 santimetre ve kalınlığı 2 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçiminde tel çubuklar elde edilmiştir. Buna göre bu işlem sonucunda kaç tane tel çubuk elde edilmiştir? Şimdi arkadaşlar, haddeden geçirilen metalin hacmi değişmeyecekse eğer, ilk durumdaki hacim son durumdaki hacme eşit olmalıdır. Prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklik formülüyle bulunuyordu. Şimdi ilk durumdaki hacme bakalım. İlk durumda elimizde bir kare prizma var arkadaşlar. Yani tabanı kare. Tabanı kare ve bir ayrıt uzunluğu 50 santimetre ise karenin alanı 50 çarpı 50 olacaktır. Bu taban alanını verir. Yüksekliği de kalınlığı 6 santimetre olarak verildiğinden 6'dır. İlk durumdaki hacmi bulmuş olduk. Son durumdaki hacme bakalım. Son durumda dikdörtgenler prizması biçiminde tel çubuklar elde ediyoruz. Bir tanesinin ayrıt uzunlukları bize verilmiş. Taban alanı 3 çarpı 5'tir. Yüksekliği de yani kalınlığı da 2 santimetredir. Bir tanesinin hacmi budur arkadaşlar. Kaç tane kullanırsak ilk durumdaki hacme eşit olur. Buna x diyelim. Bu işlem sonucunda bulacağımız x kaç tane tel çubuk elde edildiğini bize verecektir. Sadeleştirme işlemi yapalım. Sağ tarafta 3 ile 2'yi çarparsak 6 olur. Sol taraftaki 6 ile sadeleştirebiliriz. Sol tarafta 50 çarpı 50 kalır. Sağ tarafta da 5 çarpı x kalır. Yine sadeleştirme işlemine devam edelim. 5'i 5'e bölelim 1. 50'yi 5'e bölelim 10 olur. Sol taraf 10 çarpı 50'den 500'dür. Sağ tarafta 1 çarpı x'ten x'tir. Dolayısıyla bu işlem sonucunda 500 tane çubuk elde edilmelidir. Doğru cevap E seçeneğidir.